Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış, ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Şimdi sizin gibi avaraklar 35 senedir beri sohbete devam ediyorsunuz. Çünkü kafanız çok çalışmadığından hala hocam hocam diye beni hürmet ediyorsunuz. Siz yani biraz saf adamsınız. Saf Allah. Hak edersiniz. Hacı abi çok akıllıdır, uyarıktır. Ne mal olduğumu anlamış, ben inanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. İnanarak konuşuyorum ki doğru anlamış. Cübbelisi de fazladır yani. Ama Allah için söylüyorum, ben de çok iyi bir nane değilim. Şimdi siz bana bu adamı niye dinlettiniz? Ne diyor? Ben de diyor az iyi nane değilim diyor. Az iyi nane değilmiyorsunuz. Hacam ne diyor? Hacamca beni taramış diyor. Hasbunallah ve nimel. İşte böyle din anlatılıyor. Bu kadar ciddi meseleler, bu kadar şaklabanca anlatılıyor. Din ciddi, cennet ciddi, cehennem ciddi. Her şey ciddi ama anlatılan şey işte böyle maalesef. Aklıma İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde rivayet etmiş olduğu bir hadis geldi. Nebi Aleyhisselam buyuruyor ki اِقْرَعُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْقُلُوا بِهِ Kur'an'ı okuyun, onu yemeyin diyor Nebi Aleyhisselam. Kur'an'ı okuyun, onu yemeyin. وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ Onun vesilesiyle mallarınızı çoğaltmayın. Sonra وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ Ondan uzaklaşmayın. وَلَا تَغُلُوا ف۪يهِ Ve onun hakkında haddinizi aşmayın. Nebi Aleyhisselam Kur'an'ı anlatırken ne diyor? اِقْرَعُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَأْقُلُوا بِهِ Kur'an'ı okuyun, yemeyin. وَلَا تَسْتَكْثُرُوا بِهِ Onun vesilesiyle mallarınızı çoğaltmayın. Maalesef bugün en iyi para kazandırılma merciği 3 tane sayın desem bir tanesi de din meselesi olmuş yani. En güzel makam, en şaşalı makam, en böyle itaat edilen makam, insanların böyle bütün canını, malını, kanını, çoluğu, çocuğunu verdiği makam, 3 tane makam sayın bir tanesi dinle alakalı makamdır yani. Bu hale getirilmiştir. Neler neler yapılıyor yani. Maalesef bu toplumun sapıtmasındaki bir sebep de bu zaten. Yani tamam onların özürleri yok elbette bunda ama bu kadar şaklaban insanlar, dini doğru anlatmayan insanlar sırf dinin yoğurdunu ve kaymağını yemek için Kur'an'ın ortaya koymuş olduğu hakikatler değil de Kur'an'ın kendisine vereceği makam, mevki, para bundan dolayı bu işi yapanlar insanları, milleti, halkı dinden soğuttular. İçinizden bilenler var mıdır bilmem. Ben medrese okuduğum zamanlarda tatil dönemlerinde bir camide müezzinlik yapardım. Adana'da eski sanayi var. Bu eski Adana Devlet Hastanesi'nin karşısındaki yerde, o camide, sanayi camisinde ben müezzinlik yapardım. İmamın filan da adını vermeyeyim şimdi. O zaman bu imam Yüreğir ilçe müftülüğünün bilmem ne sandık başkanı yani. Hafız kendisi. Bu da böyle hafızlar yetiştirmiş. Yetiştirmiş olduğu hafızlar da böyle her bir Adana'nın başka illerin camilerinde görev yapıyorlar. İmam yani adam imam olmuş bir de imam yetiştiriyor, hafız yetiştiriyor. Bunlar da her perşembe günü bir araya gelirlerdi. İkindi vaktinde konuşurlardı. Tabi bunun imam şeyleri var. Kınamak için demiyorum ama böyle o biçim motorlar, böyle o biçim giyinim filan. Tabi caminin önünde nasıl giyinirler? Şey halkın önünde, cemaatin önünde o biçim yani güzel böyle imamca giyinirler. Ama halk dışarıda baktığın zaman tatil günlerinde kınamak için demiyorum ya da haram olduğu için demiyorum. Böyle deri montlar, böyle o biçim dar kot pantolları, o biçim ayakkabılar falan böyle o biçim jole mole böyle tuhaf. Böyle 7-8 senesi her perşembe günü gelirlerdi. Bunlar toplantı yapıyorlar ama bilmiyorum ne olduğunu. Bir gün ya bunlar bize cemaate katılmıyorlar. Bir iki ben imama soruyorum diyorum ki ya bunlar niye katılmıyorlar? Her biri hafız. Yaşım 15 falan 14-15. Dedim bunlar niye katılmıyor? Ya dedi işte bunlar farklı caminin imamları ya. İşte bu da gözükseler belki yanlış anlaşılır diye onlar altta kılıyorlar dedi. Dedim tamam olabilir dedim mantıklı. Bir iki derken neyse ben kameti getirdim ikindi vaktinde dedim ki ya bunlara ben bakacağım. Ama daha çocuğum. İkindi kameti getirdim. Aşağıya indim. Hemen kameti getir getirmez aşağıya. Yani daha yeni vakit girmiş. Kameti getirdim aşağı indim. Hemen yanımda birisine dedim ki yaşlı bir abiye. Dedim sen devam et dedim.
Aşağı indim, bakıyorum yani pencereden görünüyor içerisi. Kılmadılar. Yani ikindi vaktini biz yukarıda kıldığımız an kılmadılar aşağıda. Tamam. Zaten biz de ikindiyi kılıp aşağıya indik onların yanına. Oturdular, çağır, muhabbet filan. Akşam vaktine kadar namazlarını kılmadılar. 7-8 tane hafız şu an Adana'nın çeşitli camilerinde görev yapan, şimdi belki başka illerde namaz kılmadılar. Tatil günü. Tatil günü diye onların o toplantılar var. Neyse. Bu imamın da tatil günü var. Sabah namazına gelmiyor. Öğle namazına gelmiyor. Ya evde, ben biliyorum evde. Arabası orada, kendisi evde yani, biliyorum. Bahçeyle falan ilgileniyor bazen. Ya niye sabah namazına gelmedin? Evinin dibi, lojman dibi. Camiye katılmıyor. Niye tatil günü? Dedim olabilir, belki evinde kılıyor. Hani o bile doğru değil normalde. O an düşünüyorum ama şimdi düşünmüyorum ben böyle. Niye düşüneyim ki böyle? Yani evvela iman lazım yani ibadet için. Ama o zaman diyorum ya bu adam niye gelip kılmıyor burada filan. Neyse öyle gitti. Neyse bir gün hani kılmıyorlardı yani. Tatil günlerinde namaz kılmıyorlardı. Bir gün bu kendisi bir yere gitti. İşte sabah, öğle, ikindi namazına katılmadı. Ben kıldırdım. İkinden sonra işte birkaç saat sonra geldi. İşte ne yapıyorsun, ne diyorsun? Elhamdülillah hocam. İşlerle ilgileniyoruz. Ama böyle çok sinirli yani. Bir çatacak yer arıyor. Dedim siz dedim hayırdır bugün yoktunuz filan, biz ciddi bir sıkıntı yoktur inşallah filan dedim. Ya dedi bırak ya dedi bu işleri dedi. Başlayacağım dedi şimdi. Ağzını bozdu, küfretti. Dedim hayırdır filan, kötü bir şey mi oldu? Ya dedi adamlar sabahın körüne geldiler, beni aldılar götürdüler. Adamların şeyi varmış, cenazesi. Bir köye götürdüler. Orada da ağzını bozdu. Bilmem neresine götürdüler Adana'nın. Köye gittik. Cesedi yıkadık, kefenledik, gittik gömdük, duasını ettik, oturtturdular, millete sohbet yaptırdılar, vaaz verdiler. Lan diyor Cem'e diyor 100 lira kattılar lan diyor. Aynı manim. 100 lira mı verirler dedi. Böyle bağırdı. Bunlar diyor ama ben gittim. Birkaç gün sonra dedim yani zaten ben bu görevi bırakacağım yani. O zaman da okuduğum zamanlar. Neyse şeydeyim. İkindi namazından sonra meşhurdur Adana şeylerde, Türkiye'de. Kur'an okunur ikindi namazından sonra. O da benim sesimi beğenirdi, böyle hep oku derdi. Neyse ben de okudum, Tevbe suresini okudum. Şimdi Euzu'yu çekmedim. Yani direkt başladım. Bitti, baktım orada ben arkadayım, müezzin yerinde, makamında. O da orada minberden sinene sinene geliyor. Yani zor namazı bitirdi. Yani bitirdi. Ben Kur'an okudum. Bitirir bitirmez bağıra bağıra geliyor. Tabii daha cemaat da yerinde duruyor yani. Cemaat bir yere gitmemiş. O üzerime doğru yürüyünce böyle ortaya doğru geldi caminin. Ben de böyle bakıyorum hayretle. Bu adam niye bağırıyor? Dedi sen ne yaptığını zannediyorsun? Sen kendini ne zannediyorsun? Bilmem ne falan. Orada birkaç benim kitaplar vardı. Okuyordum falan. Dedi senin bu okumuş olduğun kitaplar mı seni bu hale getiriyor falan. Ne alakası var? Medrese okuyorsun diye bir şey mi oldun başımıza? Niye söz dinlemiyorsun falan böyle bağırıyor. Ama alakası yok. Ben diyorum niye böyle bağırıyor bu? Hala gözümde canlanıyor yani o olay. Unutmadım. Geldi dedim hayırdır hocam niye bağırıyorsun sen dedim. Ben yani boyum ona yetişmiyor ama şeyde olduğum için müezzin makamında o yüksek yerde ona böyle bakıyorum. Dedim sen niye bağırıyorsun hocam hayırdır? Dedi sen dedi niye Euzu Besmele çekmiyorsun dedi. Ha dedim hocam dedim Allah'a emanet siz nereyi okuduğumu belki anlayamadınız. Ben Tevbe suresini okudum dedim. Ne olmuş dedi o Allah'ın suresi değil mi dedi. Dedim suresi dedim biliyorsunuz besmele yok dedim yani. Yani Euzu'yu çekeriz besmeleyi çekmeyiz. Çünkü besmelesiz başlıyor Allah Azze ve Celle orada. Ben Euzu'yu çektim besmeleyi çekmedim. Yok dedi öyle bir saçmalık mı var dedi ya. Dedim açın bakın dedim. Allah'a emanet besmele yok dedim Tevbe suresinin başında. Hafız ha. Allah'a emanet alacak ya o şeyi kendisinden. Biliyor kendisi de besmele başlamadın ama o anda nasıl bir şey duyduysa şeytanları mı galip geldi ya da bir şey olacak. Açtı böyle Kur'an'ı. Herkes etrafımıza toplanmış. Karabalık bu cami. Toplanmış. Açtı böyle. Böyle aynen. Böyle baktı dondu. Böyle yaptı. Yani besmele yok. Aldı böyle musafı. Sinirlendi. Böyle eli titriyor tabii. Şu amfiler var. Böyle ses cihazları var ya. Aldı Kur'an'ı böyle bir attı. Dedi şu Kur'an'ı alıyorsan dedi çekeceksin lan dedi besmeleyi. Ben daha çocuğum. O Kur'an'ı o amfinin üzerine attı ya. Ben o yüksek yerden ona nasıl kafa vurmuşum. Bilmiyorum.
Çok kafayı vurdum. Üzerine atladım filan. O imam filan şey, cami cemaat filan ayırdı. Neyse orada tabii gördüler. Cemaat de gördü yani. Kur'an'ı aldı hoca, fırlattı amfilerin üzerine yani. Bu Kur'an'ı almışsan dedi, besmele çekeceksin lan dedi. Neyse beni aldılar kardeşim filan, dur yapma filan. Aldılar beni götürdüler. İmamı da aldılar, kovdular filan oradan. Çünkü cemaatim de çok zoruna gitti yani bu olay. Allah'ın kitabına karşı bunu yapması. Subhanallah yani işte durum bu yani. Durum bu. Allah Azze ve Celle kendilerine size indirmiş olduğum hakikatleri apaçık anlatacaksınız. Ve hiçbir şeyi ketmetmeyeceksiniz, gizlemeyeceksin diye söz almasına rağmen ilim ehlinden bunlar Allah'ın ayetlerini gizliyorlar. Hakikatleri konuşmuyorlar. İşin edebiyatına girmişler yani. Kur'an'ı yiyor bunlar, yiyor, okumuyor. Bunlar Kur'an'la mallarını çoğaltıyor. Kur'an'dan uzaklaşıyor, insanları uzaklaştırıyor bunlar. İşte böyle insanlar şu anda camilerde, mescitlerde insanlara namaz kıldırıyorlar. Şu kadar ayet okuyacaksın diyor. Merkez diyor ki bu ayetlerin dışında ayetler konuşamayacaksın. Konuşmuyor. Orman haftası, anızlar, şunlar falan konuşursun ama şunları konuşmayacaksın. Halbuki o iman. Onları konuşmak zorunda. Yok. Ben kaç tane biliyorum. İmam böyle birkaç tane ayet. Öyle çok tefsirine falan da girmediler yani. Ayetler okudukları için görevden alındılar. Çok biliyorum ben bunu. Yani şöyle 3-4 aylık bir müezzinlik zamanım oldu. O zaman da bunları çok gördüm yani. Yani insanlar dinlerini, imanlarını, ibadetlerini kime teslim ettiklerine dikkat etsinler. 100 milyar paran olsa herkese vermezsin. Namazın, imanın, dinin, ilmin kimden öğreneceğini, kimden alacağına dikkat et. Yoksa ya seni saptırır ya da böyle işte insanları falan dinden soğutur. Bugün insanların dinden soğumasının ana sebeplerinden bir tanesi Türkiye'de Diyanet'tir. Ana sebeplerinden bir tanesi Diyanet'tir. Yani laikliğin, yani Osmanlı'nın yıkılıp laikliğin kurulmuş olduğu, cumhuriyetin kurulmuş olduğu anda yapılan ilk üç işten bir tanesi Diyanet'i kurmaktır. Niye Diyanet'i kuruyor? Yani zaten Osmanlı'yı yıkmış bu adam. He? Cumhuriyet ve laikliği kuruyor. Niye Diyanet'i kuruyor? Laik, cumhuriyet bir devlette niye Diyanet var? Çünkü o olmasa laikliği, cumhuriyeti ve demokrasi ikame edemez. Çünkü insanların kalbinde bir dine karşı bir yakınlık var. Onu yontması lazım ya da yönlendirmesi lazım. Barajlar mesela olmasa ne olur? Her taraf su alıp gider. Tutuyor. Bazen bırakıyor, bazen tutuyor. Aynı böyle. Diyanetin görevi bu. İnsanlardaki gazı bazen tutuyor, bazen veriyor. Bazen yönlendiriyor. O olmasa taşacak yani. Patlayacak baraj. Bu da hani barajın içerisinde böyle suyu hafifletmek için sular açılır ya. Diyanet o işte. Gazı alıyor yani. Suyun taşkınlığını alıyor. Yoksa baraj yıkılacak yani. O yüzden Allah Azze ve Celle işte dinlettiğiniz gibi ben de diyor az inane değilim yani diyor. Yani bu ve daha bu birkaç şeyler de var yani. Ben bu, ilk defa bu adamın şeyine gittim ben. Bir defa konferansına gittim. İşte diyorum ya o dönemlerde böyle çok araştırma, böyle çok hocalar filan. Bir ara gittiğimde kabirden bahsediyordu. Bir hocayla beraber gitmiştik. Yine yaşım ufaktı. Yani kabirden bahsediyor. Ha. Sorgu sualden bahsediyor. O meleklerden bahsediyor. Kabirin azabından, sıkıştırmasından bahsediyor. O salon yani Allah'ım 7-8 bin kişilik salondu. Kahkahaya boğuluyor yani. Kadın sesleri kulağıma geliyor yani. Kadınların kahkaha sesleri. O tribünde izliyorlar. Biz de aşağıdayız erkekler. Yani kabirden bahsediyorsun sen ya. Meleklerin sorgu sualinden bahsediyorsun. Onu Allah ve Resulü sana öğretmiş ya. Sen bunu nasıl alaya alırsın ya? Nasıl bunu dalga geçersin sen ya? Tamam şaka yap yani. Gülme demiyoruz yani. Din bunu yasaklamaz. Nebi Aleyhisselam da anlatırken bazen güldürmüş. Ama sen ağlatacak ya da güldürüyorsun, güldürecek ya da ağlatıyorsun. Dengeyi bozmuşsun sen. Ağlatan da güldüren de Allah'tır. Allah nasıl ağlatıyorsa öyle ağlatacaksın. Allah nasıl güldürüyorsa öyle güldüreceksin. Allah'ın ağlattığı yerde güldüremezsin. O zaman sen Kur'an'la malını çoğaltmak için, makamını çoğaltmak için Kur'an'la oynayan insanlardan olursun. Allah Azze ve Celle bizleri bundan muhafaza etsin. Nebi Aleyhisselam ne diyor bir hadiste? Sizin için diyor Deccal'den daha çok kötü alimlerden korkuyorum diyor. Kötü alimlerden. Yani Deccal dünyada Allah'ın yaratmış olduğu en büyük fitnedir. Nebi Aleyhisselam diyor ki onlardan daha çok korktuğum kötü alimlerdir. Yani bu hadis her şeyi öğretiyor yani. Şeyde meşhur hocam da hocalar zaten. Şimdi babadan oğlan geçiyor şimdi. Nihat Hatipoğlu var. En iyi meslek. En kolay meslek. İki tane kitap oku geç. İki tane olay anlat.
Bütün ruhu al olaydan. Sırf ses tonuna, el mimiklerine, yüz mimiklerine döküyorsun. O ne kadar güzel anlatıyor meselesine dönmüş. Arkadan ne güzel form veriyor meselesine dönmüş. O hakikat bana ne öğretiyor? Yok. Yani bir hocayı bu kadar insanlar dinleyecek. Hamza radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh. Peygamberin sünnetini bu kadar dinlenecek ama halkta hiçbir değişiklik olmayacak ha. Bu mümkün değil. Allah bereketi almış çünkü. Allah Azze ve Celle ayaklarımızın hesabını kılsın.